Hatalı basılan 50 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin liraya satışa çıkardı. Adıyaman'da otopark işletmecisi Murat Kuştepe bir müşterisinin verdiği basım hatası nedeniyle sıfır bulunmayan 50 liralık banknotu satışa çıkardı. Koleksiyonerlerle görüşüp 75 bin lira isteyen Kuştepe elde edeceği geliri Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istiyor. Adıyaman'da otopark işleten Murat Kuştepe bir müşterisinin verdiği 50 liralık banknotun üzerinde sıfır bulunmadığını fark etti. Bankaya başvuran ve orijinal olan 50 liralık banknotta basım hatası yapıldığını öğrenen Kuştepe parayı satışa çıkardı. Samsun'da koleksiyonerlerle görüşen Kuştepe para için 75 bin lira istedi. Kuştepe elde edeceği geliri Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istiyor. Murat Kuştepe'ye kulak verelim arkadaşlar. Ben Adıyaman'da bir otopark işletmecisiyim. Yani normalde her zaman müşteriye bir para alışverişimiz oluyor. Yine öyle bir günde benim müşterilerimden gelen parayı kontrol ettiğimde 50 TL'de şu 50 TL'de bir sıkıntı olduğunu gördüm. Parayı ben ilk başta sahte olduğunu zannettim. Ertesi sabah bankaya gittim. Orada sağ olsun arkadaşlar bana yardımcı oldular. Parayı ilk başta makineye koydular. Para makineden geçti. Kalemle kontrol ettiler. Kalemden de geçti. Paranın bana orijinal olduğunu ama baskı hatası olduğunu söylediler. Ben de ondan önce haberleri izlemiştim. Antalya'da da bu olay gerçekleşmişti. Orada 70 bin TL'lik bir teklif gelmişti arkadaşımıza. O satmayı kabul etmemişti. Satmak istemiyordu. Yani ben de başta satmak istiyordum. Bana da bir teklif geldi. Bana da bir 40 bin liralık bir teklif geldi. Ama ben satmaktan vazgeçtim. Açık artırmaya çarpmak istiyorum. Hani ederinden, değerinden daha fazlasını satmak istiyorum. Ve 1 lirasına karışmadan biz bize yeteriz kampanyasına bağışta bulunmak istiyorum. Amacım ülkemize yardımcı olmak. Paranın önce sahte olduğunu düşündüğünü anlatan Kuştepe, bankaya gidip parayı kontrol ettirdim. Cihazdan geçirdiler, ayrıca kalemle, ışıkla baktılar. Bana paranın orijinal olduğunu ama baskı hatası bulunduğunu söylediler. Ben de sonra parayı satmaya karar vermiştim. Hatta 40 bin liralık bir teklif geldi ancak satmaktan vazgeçtim. 75 bin liranın üzerinde bir fiyat istiyorum. Bu parayı açık artırmaya çıkarıp değerinin üzerinde bir ederine satarak gelir de Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istiyorum. Amacım ülkemize bu zor günlerde yardımcı olmak dedi. Burada şunu da söylemek istiyorum. Bayağı bu konuda haberler çıkmaya başladı. Demek ki matbaalardan çok hatalı paralar çıkabiliyor. Yani para sahte değil, gerçek bir para ama fakat bu şekilde birçok hatalı paralar matbaalardan bu şekilde çıkabiliyor. İkincisi, bu şekilde işte koleksiyonerler para topluyor. Bunları elde etmek istiyorlar falan deniyor ama ne derece doğru ne derece yanlış bilemiyoruz. Bu şekilde gerçek para olup da sahte para olmayıp da koleksiyonerlere belli bir meblağla satan kişilerin de biz haberlerini görmek istiyoruz aslında. Yani sadece elimde efendim hatalı para var, bunu bu kadar paraya satmak istiyorum. Yani bir kere de bu parayı 50 bin liraya, 75 bin liraya, 100 bin liraya satıldı diye bir haber hiç çıkmıyor. Bu konuda habercilerin veyahut da bu paraları satanların duyarlı olmasını istiyoruz. Veyahut da alan kişi desin ki ben bu parayı işte 75 bin liraya satın aldım. Yani elinde bu şekilde para edecek. Efendim bunları nereye, kime satacağını bilemeyen birçok insanlarımız var. Yani hatalı para olsun veyahut da eski antika para olsun, işte eski delikli kuruşlar olsun, bunlar para ediyor mu, etmiyor mu? Bu konuda antikacı arkadaşlarımızın da antikacı büyüklerimizin de bilgi vermesi lazım, bilgilendirmesi lazım. Yani halkımız nereye, kime başvursun veyahut da başvuracakları insanların telefonları, e-mail adresleri bir şekilde kendilerine
ulaştırılsın. Yani herkesin iyi kötü bazı insanların elinde bu şekilde antika paralar bulunuyor. Bunları kime satsınlar veyahut da kandırılmasınlar. Bu konuda da ayrıyeten haberlerin çıkmasını, halkın bu konuda bilinçlendirilip şuurlandırılmasını istirham ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun aziz dostlar.